Arkadaşlar merhabalar. Ben Deniz Özgür Maral. IQ Option firmasındayız. Evet ve bu yatırımları yapmaya başlarken ikili opsiyonların riskli sistemler olduğunu, herkesin benim kadar şanslı olamayabileceğini hatırlatmak isterim. Bir yatırım tavsiyesi değildir. Kendi yaptığım trade'leri gösteriyorum. Ve burada da nasıl Orem Trade'de diğer videoda olan formülü uygun bulduysam, burada da benim yıllardır kullandığım, aynı şekilde kullandığım en sevdiğim yöntemi yine burada kullanacağım. Platformu 5 dakikada tutuyorum. Gerçek hesapta olduğumuzu unutmayın. Bunun bir de demo hesabı var. Pratik hesabı 10.000 dolar. Orayı bir demo açıp deneyebilirsiniz. Gerçek hesap açıp açmamak tamamen sizin kendi şahsi fikriniz. Risk kurallarına riayet ediniz arkadaşlar. 5 dakikada tutuyorum ve 3 tane SMA açıyorum. 7, 8 ve 15 diye. Bakın burada var. 7 SMA, 18 SMA, 25 SMA. 7 SMA kırmızı, 18 ve 25 diğerleri mavi ve sarı. 7'nin sarıyı kesmesini, alta veya üste kesmesini bekliyorum. Bir tane parabolik sar, şu nokta nokta olan şeyler. Hepsi popüler kısmında mevcut. Stoastik oskülatör açmışım bir tane. Bir de awesome oskülatör açmışım. Hepsi burada başlıklarıyla beraber duruyor. Awesome oskülatör. Moving coverage'den bir tane 7, bir tane 18, bir tane 25. Mehdi de burada gözüküyor. Tıkladığınız zaman böyle bir görüntü ortaya çıkıyor arkadaşlar. Ve şeyimiz şu. 7, şu kırmızı, 18 ve sarı ve mavi 25'i kesecek. Mumlar alta alta gezmeye başlayacak. Awesome'nin çivileri aşağı doğru kırmızı olarak açılacak. Stoastik RSI'de mavinin kırmızıyı kesmesine sat verecek. Bir müddet, böyle uzun bir müddet böyle gidiyor bazen ve 4 adıma kadar gidebiliyoruz ve güzel sonuçlar alıyoruz. Şu an ortak ticaret sistemine mi geçti acaba? Saat geçti mi bakalım. Şuradan neler çalışıyor yoksa yok. Şu an gerçek şeyi açmamız lazım. Ortak ticaret sistemi hafta sonları çalışır. Ödeme teklifleri buradadır. Ben birer dakikalık yatırım yapıyorum. 5 dakika ve üzeri yatırımlarda da şunları teklif ediyor. Yüksek oranlarda kar marjları teklif ediyor. Tabii buna göre de riski var. Ama ben bu işi bugün başlamadım. Belki 8 yıldır yapıyorum. 8 yıldır IQ Option'da da çalışıyorum ve firmayla yatırım yapıyorum. Yani kaçıp gitmediler. Devamlı buradalar diyebilirim. %76'lık yeri açtım. Az sonra güzel bize bir şans verecek burası. Kırmızı, sarı ve mavi kesecek. Yukarı doğru girişler yapacağız. Ama şu an tam olgunlaşmamış. GBB/USD'yi bir açalım. Yöntemi sanırım aslında anladınız. Yani bir parça daha net bir şey arayabilirim. Euro Japon yenine bakalım. Bir de bu şansımız var. Galiba bir dakikalıklarda başka bir şans yok. Stoastik RSI mavi kırmızıyı kesmiş. Çiviler yeşil değil ama en azından sıfırın üstünde. Parabolik alttan açmış. Yakın seyretse de 7, 18 ve 25'in üstünde. Biraz deneyelim. 10 dolarla açacağım ilk adımı. 10 dolarla açacağım. Dakikayı şuradan ayarlıyorum. Birer dakika kaldığını buradan görebilirim. 40 saniye kalmış gerçi. Diğer 1 dakikayı bekleyelim bakalım ne olacak. 5 dakikada tutuyorum. Bunu bazen 1 dakikalık da çalışabiliyorum. Şöyle yelpaze gibi açılsa çok daha net sonuçlar verebilir. Güzel işler yapabilir. Kırmızının sarı ve maviden ne kadar uzaklaşsa o kadar bizim işimize gelir. Buradan yeşil ne kadar güzel atsa o kadar bizim işimize gelir. Bu da tabii mavinin kırmızıyı yukarı doğru kesmesi önem arz ediyor. Şimdi 1 dakika 13 saniye kaldı. Tam 1 dakika kala gireceğim. Bakalım neler olacak. 4 adımlık bir metot olacak. İlk adımlarda aldıkça 10'ar dolarla devam edeceğim. Tabii ne kadar açtığım beni ilgilendirir sadece. Şu an 1 dakikaya geldi. Confirm hayır. Yukarı doğru karar verdin mi diyor. Tamam mı diyor. Tamam dedik. Şu an açıldı. Mouse marifetiyle, tekerleği çevirmek marifetiyle grafiği biraz daha büyütebiliyorum. Yeşiller kazanıyor anlamında. Arkadaşlar yeşilse şurası kazanıyor demektir. Kırmızı olursa kaybediyor anlamındadır. Şurası kalan saniyemizi gösteriyor. Ben 1 dakikalık yatırımları yapıyorum. Yıllardır bu işi yapıyorum böyle. 5 dakikalık, 10 dakikalık, 15 dakikalık, 20 dakikalık, 25 dakikalık yatırımlar da var. Sadece bu değil.
Şuradan baktığınız zaman, gerçi şu an en fazla 5 dakikalık yatırım burada gösteriyor. Daha uzun yatırım göstermemiş. Belki şuradan arttırabiliriz, bilmiyorum. Şimdi buraya odaklanalım. 14 saniye kaldı. Ve şu an için tekrar bakın, geriye geldi bu sefer. Kaybediyor gibi. Paniklemeden ikinci adıma geçeceğim. Biraz yüksek yüksek giriyorum ki gözünüz, hani hoş gelsin gözünüze. Zaten bir 10 dakikalık falan bir video oluyor. Riski ne kadar alabiliyoruz anlamında. Yani dediğim gibi şu 4 tane vardı. Euro Japon yeni açabildim. Ne kadar yeşil olursa şu ne kadar keskin keserse, kırmızı maviden ne kadar uzak olursa şuradaki olduğu gibi, o kadar iyi. Bu kırmızı diğer çizgilere ne kadar yaklaşırsa risk de o kadar artabiliyor. 4 adımlık, bakalım bunu alabilecek mi 4 adımda diye düşünüyorum. 30 dolar şu an içeride paramız var. Bir 10 dolar da baştan gitti. Riskleri var ama kazandırdığı zaman da güzel kazandırıyor. Bir yatırım tavsiyesi saymayın. Sadece yaptığım yatırımları video çeşitliliği açısından gösteriyorum. Şimdi ikinci adımda da bir başarısızlık söz konusu oldu. Üçüncü adıma geçtim. 70 dolar koydum. Kaybederse biraz daha büyüyeceğim. Bunu alana kadar hiçbir mum sonsuza kadar aşağı düşmez. Mutlaka aralarda bakın, mantığım biraz da buna göre işliyor. Kaldı ki burada kötü bazı şeyler var. Mesela mavi şu an kırmızıyı aşağı doğru kesti. Bu bir aşağı doğru inişin bir çıtasını yaptı. Ancak henüz diğerleri, yani bu Avusturya alta girmedi. 7, 18 ve 25'i kesmeye doğru gitmiyor ama bir sıkıntısal bir durum var. Bunu buradan bir kurtarıp buradan çıkmam lazım. Çünkü az sonra bu seyir buradan değişebilir. Şimdi riski arttırıyorum. Sizin için arkadaşlar dördüncü adımı koyacağım. Bakalım. Genelde dörtler dördüncü adımda alıyor ve bana uğurlu geliyor. Bir tane bana kurtaracak bir şans verecek. Tekrar yukarı doğru aldık. Bir tane bana bir kazanç mumu verecektir. Sonra bunu değiştirmem gerekiyor. Çünkü görsellerde biraz sıkıntılar, kaymalar başladı. Bakın burada mavinin kırmızı aşağı doğru kesmesi. Kırmızı bir çivi. Ancak parabolik halen alttan açıyor. Ve 7, 18 ve 25'in üstünde bir şans bulduğum zaman bu dördüncü adımda buradan çıkacağım. Ve daha güzel bir tabloya doğru gitmem lazım. Zaten benim dediğim bir şey var. Trade'leri, yani döviz çiftlerini sık sık değiştirmekte fayda var. Eğer kasada, yani yazılımda bir oyun varsa sizi fark etmesin diye. Hiçbir mum sonsuza kadar aşağı gitmez. Mutlaka bir tane şans verir. Bu da o şansı gösteriyor. Genel eğilim eğer doğruysa, işte aldı ve karını da aldı. Şu an artık buradan çıkmak istiyorum. Çünkü yani stoastik uyarıyor beni aşağı doğru dönebileceğini. Kırmızı, bu yeşil olsa daha iyi olur. Bir süre beklenebilir. Dördüncü adımda karımızı aldık ve oradan çıktık. Şimdi bakalım birer dakikalık başka ne yatırım var. Şurası çalışsaydı gayet güzeldi aslında ama bakalım neler var başka, ona bir bakalım. 4 adımda alabildiğimi gösterdim. Benim meşhur 4 adım yöntemim vardı. Forex'te 4 adım yöntemi diye anlatmıştım zamanında. 4 adım benim için önemli. Yani o istatistiksel olarak bir mum size şans veriyor zaten bir yerde. Bazen artı 1'e de gittiği olabilir, yani yalan söylemeyeyim. Bakın gitgide bu da olgunlaşıyor. Parabolik de alttan açtı. Avosome'de çivilerini yeşile çevirip üste doğru gitmeye çalışıyor. Avos şey stoastik RSI yukarı doğru gitmeye meyilli. Bir miktar bekleyip bunun kırmızının da sarı ve mavi yukarı doğru kesmesini bekleyip işe girişmemiz gerekiyor. Şu üçüncü adımın 70 doları sizi yanıltmasın. Bir bütün olarak düşünüyorum ben yatırımı. Tabii 1 dolar, 3 dolar, 5 dolar da konabilir. Biz biraz hani izleniyoruz diye şu an biraz böyle afakiye girdik. 10, 30, 70 falan gibi. Şimdi şurası az önce girdiğimiz yer mi? Yok, Euro Japon yeniydi.
Şimdi kırmızı, evet. Bu sarı da mavi biraz kesmiş. Parabolik üstten açmış. Bir deneyelim. Bu sefer biraz daha minimal gidelim bakalım. 3 dolarla bir ilk adımı atalım. Demin 30 dolar atmıştık. Şuradan zamana bakalım. Yine 4 adımda alabilecek miyiz? Bakalım beraber. Göreceğiz. Bazen ilk adımlarda sürekli tak 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 alır. Ama şimdi size bir şey göstereceğim. Yani mesela şurada ilk adımda hep tak tak almanın alemi yok. Niye yok? Diyelim aşağı girdiniz. Çünkü yani ona göre yatırım yapıyorsunuz ya şu an yöntem olarak. Aldınız. Burada da ilk adımda aldınız diyelim. Ama şurada alamadınız. İkinci adımı atıyorsunuz, yine alıyorsunuz. Tekrar ilk adıma dönüp alıyorsunuz. Diyelim bu da hadi kaybetti diyelim. Yine koydunuz, yine kaybetti ama yine koydunuz. Bu sefer aldı. Yani yeşilli kırmızılı mumların şeyi bu. Yani 4'ten fazla bir yan yana yeşil pek göremezsiniz. 4'ten fazla olan şey mi kapandı? Ha yok, devam ediyormuş. 4'ten fazla mumun alt alta, yani olur olmaz diye bir şey yok. 4 tane yeşil, 4 tane yeşil, 4 tane kırmızı. 4 adım atıyoruz ya. Yani görmek mümkün olmayabilir. Gelişli gidişli bir seyir izler. Gerçi bunlar 5'er dakikalık. Bunlar o dediğim şey biraz daha 1 dakikalıkla ilgili bir şey de. Şimdi bakalım burada da alabilecek miyiz 4 adımda? İkinci adımı attım. Şimdi bunu ben normalde genelde böyle yapıyorum ve 4 adım atıyorum ama bunu 1 dakikaya çevirip birer dakikalık versiyonum da yapılabilir. Ondan da yaptım uzunca bir müddet. Yani birer dakika, 1 dakikayla şurada platforma bakıyorsunuz. Yani 5'er dakikalık mumları üzerinde çalışıyorsunuz. 1 dakika da olabilir. Daha küçük zaman dilimleri de tabi olabilir. 5 saniyeye kadar mumlar düşebilir. Tabi ona göre de yöntem geliştirmeniz gerekiyor. İnce hassas noktalar bunlar. Şimdi bu ikinci adım olarak düşünün. Belki ikinci adımda alacak. Yeşile döndü bakın. Son 10 saniyelere her zaman dikkat etmişimdir. Son düzlük derim oraya. Son 100 metre finali gibi. Her an her şey olabiliyor. Onun için son ana kadar bekliyorum. Bu sefer ikinci adımda aldı. Dikkat ederseniz. Diğerinde dördüncü adımda almıştı. Bunda ikinci adımda aldı. Hemen bir dakikalık da soluyor. Onu da göstereyim. Platforma bu sefer de bir dakikalık bakıyoruz. Buradan candle time period. Şu an iş değişti. Bu da farklı bir versiyon. Tabii bunlar bu sefer birer dakikalık aralıklarla açılıyor. Bu da kendi çapında iyi işler çıkarabiliyor. Ama ben hani 5 dakika bakıp 4 adım atmak daha kontrollü geliyor bana. Öyle alıştım. O şekilde kullandım. Hep öyle kullanıyorum. Tabii deneye yanıla en iyisi bulunabilir. Daha yani belki 1 dakika daha çok işinize yarayabilir. Bilmiyorum. Onu artık deneme yanılma yoluyla seçebilirsiniz. Mesela Euro Japon yeni. Bu şekilde biraz karmaşalı gözüktü şu an. Onun için ben 5 dakikaya bakıyorum. Mesela 5 dakikada ne durumdaydı bu? Biraz daha farklı gördüğünüz gibi 5 dakikada. Biraz karışık. Yani mesela nasıl karışık? Normalde yukarı doğru gidebilir. Ancak parabolik üstten açtı. Bu aşağı inişi gösterir. Bir tane çarpı 7. Güvensizlikte. Şu da ikinci çarpı. Bu da aşağı gösteriyor. Onun için buna girmemekte fayda var. Kimisi bunu mesela şöyle yapıyor. Bunu ben de yaptığım zamanda. İki tane açıyor aynı şeyden. Euro Japon yeni. Bunu da Euro Japon yeni yapalım. Aynı yöntem. Otomatik açılıyor zaten üstüne. Şimdi bunu mesela 5 dakikada tutuyor. Bunu 1 dakikada tutuyor. Aynı yönleri güçlü bir şekilde gösterdiği zaman, yani aynı yönü 1 dakikada da 5 dakikada gördüğü zaman girebiliyor. Yani o şekilde de kullanılabilir. Tabii bu bütün anlattığım şeyler benim bu zamana kadar elde ettiğim tecrübelerle ilgili ve kendi yatırımlarım. Ben sadece platformu görmeniz açısından ve bazı şeyleri denemeniz açısından demo açmanızı önerebilirim. Pratik 10 bin dolarlık bir demo hesabı var burada. Şimdi demoya geçiyorum. Pratik hesap diyor. Orada istediğin kadar hiçbir zararı yok. İstersen 1000 dolarlık, 10 bin dolarlık işlemler yapabiliyorsun ve yöntemleri denemiş oluyorsun. Evet arkadaşlar, videoları çeşitlendirmek için çektiğim bu videoları da gösteriyorum. Ve bu konuda da
sizleri bilgilendirmek, eğitim vermek için bunları çekiyorum. Kısa vade yatırımlar nasıl oluyor diye. En son risklerini de hatırlatarak, riskli işler olduğunu, riskli yatırımlar olduğunu belirterek videoma son veriyorum. Gün içinde diğer videolarla devam edeceğiz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum.